Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Değerli dostlar yine her zamanki gibi oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. İlk konu başlığımızda hep birlikte bir Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Hatırlarsak sizlere geçtiğimiz günlerde haberini aktarmıştım. Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki demiryolu projesinden bahsetti Nikol Paşinyan. Demiryolu projesinin Ermenistan'daki kısmının yapımına başlanacağını belirtti. Haberimiz detayları ilk olarak sizlerle. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryolu hattının Ermenistan'da geçen bölümünde teknik çalışmaların başladığını duyurdu. Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey-Güney Karayolu'nun Sisiyan-Kacaran kısmının inşaatına başlamak için de ihale ilan edeceklerini duyurdu. Yeni Karayolu'nun sadece Ermenistan ile İran'ı birbirine bağlamayacağını belirten Paşinyan, tabii ki siyasi mutabakat sağlanırsa Kuzey-Güney karayolu Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'yi de birleştirebilir dedi. Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demiryolu hattı için ise Arazdeyen, Culfa, Ordubat, Mehri, Horadaz demiryolunun Ermenistan kısmından geçen bölümünde teknik çalışmalar başladı. Varılan mutabakatların yakın gelecekte Azerbaycan'la anlaşmaya dökülmesini ve sürecin tam gelişme göstermesini umuyoruz bilgisini verdi. Vay be Paşinyan'a bak sen yani değerli dostlar açık konuşmak gerekecek olursa yani Paşinyan'ın açıklamalarını ben ilk başta ciddiye alamamıştım. İşte demiryolu projesiyle Azerbaycan-Nahçıvan birleşecek falan filan. Bunları ben ciddiye alamamıştım. Fakat görünen o ki Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki yaşadıkları tüm aklını tüm bilincini yerine getirmiş. Ve hızlı bir şekilde bu konuda ilerleme sağlanmasını istiyor Paşinyan. Güzel bir gelişmeydi sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Rusya'ya gideceğiz. Rusya-Ukrayna geriliminde ha savaş bugün başladı savaş yarın başladı derken Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Zaharova Batı medyasını hedef aldı. Yapmış olduğu açıklamasında alaycı bir tabirle buradan Batı medyasına sesleniyorum. Savaşın ne zaman başlayacağını bizlere söyleyin de ona göre tatil planımızı yapalım dedi Zaharova. Haberimizin detayları şu an sizlerle. NATO ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği iddialarını bugüne kadar yalanlayan Rusya son olarak da Batı medyasıyla alay etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Telegram hesabından yaptığı açıklamada Bloomberg, New York Times ve The Sun gibi İngiliz ve Amerikan dezenformasyon yayıncısı medyalardan bir ricam var. Lütfen gerçekleştireceğimiz işgalin listesini bir sene önceden yayınlayın. Zira tatil zamanlarımı buna göre planlamak istiyorum ifadelerini kullandı. İngiliz ve Amerikan medyası son dönemlerde tarih vererek Rusya'nın Ukrayna'ya işgal edeceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak İngiliz ve Amerikan medyasının bu zamana kadar iddia etti. İşgal haberleri gerçeği yansıtmadı. Hatta bir eklemede ben yapayım Zaharova tatil planlamasını yaptıktan sonra Türkiye'ye de haber versin. Malum Ruslar en fazla tatili Türkiye'de yaparlar diyorum ve gerçekten de Edealdosların işin şakası bir yana artık ABD ve Batı medyası özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde oldukça fazla haberi yayınlamaktaydı. Hani gidip burada Rusya'yı da savunmak istemiyorum fakat ABD ve Batı'nın nasıl bir hedefi varsa sürekli böyle Rusya'yı Ukrayna'ya karşı kışkırtıyor Gerçekten de dostlar anlam veremediğimiz bir olaydı. Yine her zamanki dediğim gibi Türkiye olarak bu konuda çok temkinli olmalıyız. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda Rusya-Ukrayna geriliminden sıyrılmalıyız. Ben açıkçası bu konuda böyle düşünmekteyim. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlayıp bitmesinden ziyade Türkiye'nin olası savaştan nasıl etkileneceği bence en önemli hususlardan bir tanesi. İsterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Brüksel'e gideceğiz. Brüksel'de hatırlarsak NATO'nun savunma bakanlarının bir toplantısı vardı. İşte Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da bu toplantıya katıldı. Fakat dün çok ilginç anlar yaşandı. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'u yanına çekti ve gerçekten de ilginç fotoğraflar çıktı karşımıza. Detaylar bir karşımıza gelsin. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Hulusi Akar Yunanistan savunma bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Hulusi Akar, Brüksel'de daha önce de Romanya savunma bakanı Vasile Dincu, Letonya savunma bakanı Artis Papriks ve NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg ile ayrı ayrı bir araya gelmişti. Yani açıkçası değerli dostlar fotoğraflara böyle yakından baktığımızda sanki Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ciddi ciddi bir şekilde bir şeyleri anlatırken Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos sanki onu ciddiye almıyormuş gibi yüzünde bir tebessüm çıkmış. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar görüntülerden anlayacağımız oldukça ciddi ciddi bir konu üzerine çalışmış ve o konuyu Yunan bakanı anlatmaya çalışıyordu. Tabi ne kadar anlayacağı da tartışma konusu değerli dostlar diyorum ve isterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde de yine hep birlikte Yunanistan'da olacağız. Yunanistan hatırlarsak geçtiğimiz dönemlerde Fransızlardan fırkateyn almaya karar vermişti. İşte Fransızlardan alınacak fırkateynler Yunan meclisinde onaylandı. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Türkiye ile Yunanistan arasındaki diplomatik ilişki bir gerilip bir normalleşirken Atina'dan dikkat çekici bir adım geldi. Yunan parlamentosu önceki gece 3 yeni Fransız yapımı fırkateynin alınmasını onayladı. 300 sandalyeli parlamentoda iktidar partisi mensubu ve muhalefetten 157 vekil 3 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı. Öte yandan vekiller Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş verilen 18 savaş uçağına ek olarak 6 yeni Rafael savaş uçağının alınması kararına da yeşil ışık yaktı. Yunanistan son dönemde Türkiye'nin faaliyet ileri sürerek silahlanma yarışına girişmiş durumda. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı amansız silahlanma yarışını hepimiz bilmekteyiz. Fakat benim bu haberde dikkatimi çeken çok ilginç bir kısım vardı. Fark ettiniz mi bilmiyorum Yunanistan meclisindeki 300 koltuklu parlamentoda 157 kişi bu anlaşmaya onay vermiş. Yani geriye kalan neredeyse 143 kişi bu anlaşmanın imzalanmasını istemiyormuş. Yani Yunanistan'da aslında bazı şeyler yarı yarıya Türkiye'ye karşı silahlanmanın manasız olduğunu düşünen milletvekilleri de var. Evet değerli dostlar 5. konu başlığımıza geldiğimizde hazır Fransa demişken hep birlikte bir Fransa'dan gelen iğrenç bir çıkışa uzanacağız. Fransa'nın Cumhurbaşkanı adaylarından olan Luc Melencon'dan bir Türkiye çıkışı geldi. Ne dedi Melencon? Abdullah Öcalan'ı ele elebaşını Türkiye serbest bıraksın dedi. Kısacası haddine olmayan işlere burnunu soktu Fransa Cumhurbaşkanı adayı. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin. Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melencon, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için skandal bir paylaşımda bulundu. Elebaşı Öcalan'ın 23 yıldır Türkiye'de tutuklu bulunduğunu ifade eden Luc Melancon neredeyse Mandela kadar bu hiç adil değil barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir dedi. Fransa'da boyun eğmeyen Fransa adlı partinin lideri ve Fransa Cumhurbaşkanı adayı olan Luc Melancon Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik bir mesaj paylaştı. Melancon mesajında barış için Öcalan'ı serbest bırakmak gerekir dedi. Ben size bir şey diyeyim mi? Hadi bu haberi geçtim. Bu haberin hiç böyle ciddi alınacak bir taraf falan bulunmamakta da benim bu haberle birlikte dikkatimi şu çekti. Fransız Cumhurbaşkanı adaylarından gelen Türkiye karşı açıklamaları hep böyle sizlere zaman zaman aktarıyorum. Fakat gerçekten de Macron yani bunların yanında iyiymiş. Adamlar gerçekten de Türkiye karşılığında kafayı sıyırmış durumdalar. En azından Macron bir şeylerin farkında da Türkiye'ye karşı sürekli böyle temkinli yaklaşıyor. Bu Cumhurbaşkanı adayları kadar sert açıklamalar yapamıyor. Fransızların bu Türkiye karşılığında ne gibi bir sonuçlar doğacak ya da Fransa'daki seçimler sonrasında Fransa Türkiye ilişkileri nasıl bir yol haritası izleyecek gerçekten de merak ediyorum değerli dostlar diyorum ve isterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Bugünkü 6. konu başlığımıza geldiğimizde hatırlarsak sizlere daha önceden haberini vermiştim. Cumhurbaşkanlığı sözcümüz İbrahim Kalın Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirecek demiştim. İşte değerli dostlar beklenen ziyaret dün gerçekleşti. Filistin'e ziyaret eden İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Haberimizin detayları karşımıza bir gelsin isterseniz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Filistin ve İsrail'i kapsayacak iki günlük ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştü. Türkiye ve Filistin ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin Filistin'e desteğinin devam edeceği belirtildi. Türkiye heyetinin Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ile bir araya geldi ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarılırken Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Son olarak da İbrahim Kalın Filistin'e yapmış olduğu açıklamalarında hem Filistin meselesinin çözümüne hem de Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi yönünde atılacak adımları Filistinli ve İsrailli mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Bu sürecin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye bildiğiniz gibi her zaman Filistin halkının yanında olmuştur. Bu süreçte de özellikle iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin halkının buradaki koşullarının iyi iyileştirilmesi konusunda Türkiye olarak yardımlarımız ve desteklerimiz devam edecek diye açıklamalarını sonlandırdı İbrahim Kalın. Çok güzel gelişmelerdi. Türkiye olarak Filistin'in yanında durmamız çok güzel. Fakat benim değerli dostlar kişisel görüşlerimi soracak olursanız biz ne zamanki Türkiye olarak Filistin'in yanında dursak Mahmut Abbas var ya o Mahmut Abbas o adam gerçekten de hiç az değil. Filistin mevzusunda ne zaman biz bunların yanında dursak Mahmut Abbas çıkıyor. Türkiye karşıtı saçma sapan açıklamalarda bulunuyor. Özellikle Doğu Akdeniz civarlarında Türkiye karşıtı birçok söylem bulunmakta. Fakat tabii ki de ben şunun da farkındayım. Filistinlilerin sözde lideri Mahmut Abbas Filistin halkını temsil etmemekte. O görüşlerini yani sizlere aktarmak istesem o kadar iğrenç ifadeler kullanmıştı ki zamanında Mahmut Abbas. Değerli dostlar Mahmut Abbas gelip geçicidir. Türkiye Filistin halkının yanındadır ve yanında olmaya da devam edecek. Filistin'deki yaşanan gelişmeleri de sizlere aktardıktan sonra bugünkü bana ilan de sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım haberlerimizi doğru ve anlaşılır bir biçimde anlatabilmişim. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.